Robotistan'dan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ercan Coşkun. Benim de heyecanla ve merakla incelemek istediğim Robotistan'ın yeni ürettiği ve piyasaya sürdüğü Rex Evolution serisi dünyanın en uygun, yaratıcı, eğitici ve kaliteli eğitim robotlarını inceleyeceğiz. Robotlarımız Superstar Transformers olarak geçiyor. Bu robotlar askeri alanlarda veya farklı endüstriyel sektörlerinde kullanılır. Birçoğu adından da anlayacağımız gibi tam bir savaşçı ruhuna sahip, ne olursa olsun hayatta kalmayı başarabilen bir robot grubunu temsil ediyor. İnsanın olmadığı alanlarda askeri faaliyetler yürütebiliyor veya arama kurtarma gibi faaliyetlerde kullanmak üzere tasarlanmış robotlar. Evet, robotlarımız ses algılıyor, nesnelerden kaçıyor, dengesi asla bozulmuyor ve uzaktan kontrol edilerek de her türlü yabancı veya patlayıcı nesneyi de müdahale edebiliyor. Şöyle kısaca robotlarımızı bir hemen tanıyalım. V-Tracker var. V-Tracker izleyici bir robot. Ses takipçisi olarak adlandırdığımız sese tepki veren bir robot. Robosonic robotumuz da üzerinde bulunan mesafe sensörü sayesinde bizim vereceğimiz komutlara göre nesneler ile arasındaki mesafesini ayarlayabilen bir robot. BT robotumuz da Bluetooth ile kontrol etmemize olanak sağlayan bir robot platformu. Bu platform sayesinde de telefonumuzda yer alan küçük bir uygulama sayesinde robotu yönetebiliyoruz. Immortal var. Immortal da ölümcül demek. Dengesi bozulsa bile kendisini toparlayarak ve yeniden ayakta kalmaya başarabilen bir robot. Monster Bot, canavar anlamına geliyor. Bu canavarın şu gördüğünüz süspansiyonları ile engel aşabilen işte tırmanma özelliğine sahip bir robotumuzmuş. Arm Bot'umuz da bir yerden bir yere nesne taşımak için kullanılan bir robot. Fall Motion var. Elimize giyeceğimiz bir eldiven ile robotumuza yön verebiliyoruz. Ben bunu çok merak ediyorum. Son robotumuz da Destroyer, yok edici anlamına geliyor. Tanka benziyor. Dengesi bozulsa bile kendini toparlayacak şekilde ayakta kalıp devam ediyormuş. Evet, şöyle kutumuza bir bakalım. Robotlarımız demonte olarak gönderiliyor ve biz bu parçaları bir araya getirip robotları oluşturacağız. Fakat bu saydığımız özellikleri kazandırmak için de, yani bizim istediğimiz şekilde hareket etmeleri için içerisindeki Arduino kartlara kod yazmamız gerekiyor. Evet, bu kodları da isterseniz hemen şöyle bakın, altında 3 tane uygulamamız var. Arduino'nun kendi yardımcı programıyla kodlarımızı yazabiliriz. Veya son zamanlarda popüler hale gelen kod yazmadan görsel olarak sadece sürükleyip bırakabileceğimiz bir burada programımız var. O programın ismi de mBlock 5. Son olarak da arkadaşlar Android tarafında da robotlarımızı kodlayabiliyoruz. Evet, şöyle ön bilgi kağıdımızın arkasında malzeme listemiz var. Gördüğünüz gibi birçok kalem var burada. 4x1'de bakın burada olmayanlar var. 8x1'de de hepsi var arkadaşlar. Tik işareti hepsinde işaretli. Evet, şimdi kutumuzu açalım ve robotlarımızı yapmaya başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi bir platform yapacağız. Bu platform üzerinden de robotlarımız birden fazla robota dönüşebilecek. Rex'in amacı bir platform üzerinden birden fazla robota dönüştürebilmek. Ama bunları yaparken dışarıdan ek bir parçaya, malzemeye ihtiyaç duymadan yapabilmektir. İşte tam da burada eklenti paketleri devreye giriyor. Rex'in diğer amacı ise birden fazla eklenti paketine uyum sağlamak, birden fazla dönüşümde sorun çıkarmadan, ekstra kesici delici aletlere gerek kalmadan dönüşüm yapabilmektir. Evet, öncelikle 8 robotta kullanabileceğimiz bir set yapmamız gerekiyor. Bu setin hemen alt kısmını oluşturalım. Bu alt kısmında arkadaşlar plexi malzemeleri kullanacağız. Tekerlekler, motor ve vidalarımızı kullanacağız. Evet, şimdi RC arabamızın yapımına geçelim. T'leri alıyoruz. Buradan geçirip motorlarımızı bağlamamız gerekiyor. RC arabamızın motorlarını ve tekerleklerini taktık. 15 mm'lik aracıları takmamız gerekiyor.
Evet, RC arabamız hazır arkadaşlar. Bakın. Bağlantılar bu şekilde. Evet, şimdi aracımızın ön farlarını ve arka stop farlarını yapalım. RC arabamız bitti. Gördüğünüz gibi çok da güzel oldu. Ön farlarını taktık, arka farlarını taktık. Devremizin elektronik kısmı üst tarafta, orta tarafta pil var. Şimdi Android Mobile tarafında bir uygulama var arkadaşlar. Bluetooth RC Controller diye arattırdığınızda çıkıyor. Bu aplikasyonu tabletinize veya cep telefonunuza kuruyorsunuz. Buradan RC arabamızı kontrol edebilmemiz için, yani ileri bastığımda aracımız ileri, geri bastığımızda geri gidecek, Bluetooth üzerinden haberleştireceğiz. Sağ sol hareketlerini algılayabilecek şekilde bir kod yazmamız gerekiyor. Arduino Nano'muzun içerisine, bilgisayar tarafında Arduino Nano'muzu M5 blok programıyla kodlamaya geçelim. Arduino Nano'muzu bilgisayara bağlıyoruz. Evet, şimdi kodlama aşamasında iki adet programımız var. Arduino'yu kendi yazılımıyla kodlayabilirsiniz veya mBlock 5 ile kodlayabilirsiniz. Ben mBlock 5 kullanarak sürükle bırak mantığıyla kodlayacağım. Ve bunda da bir satır bile kod yazmayacağız. Sadece sürükleyip bırakacağız arkadaşlar. Hemen mBlock'u açıyoruz. Bakın, gördüğünüz gibi programımız bu şekilde geldi. MakeBlock kısaltılmış mBlock olarak geçiyor. Versiyon 5 kullanıyorum ben. mBlock programımız sürükle bırak mantığıyla buradaki blokları sahneye sürükleyip bırakarak kod yazmamızı sağlayan bir araç. Hemen şöyle kısaca programımızı bir tanıyalım. Bakın, burada dünya simgesinden dil seçeneklerini değiştirebiliyorsunuz. Dosyadan yeni, aç, farklı kaydet gibi veya bilgisayardan açın, bilgisayardan kaydedin gibi farklı seçenekler var. Düzenle kısmından şuradaki sahneyi gizleyebiliyoruz. Şöyle sadece bakın, buradaki menüler geliyor. Yine tekrar açalım. Burada projemizin ismini yazalım. BT Board diyelim. Ve kaydet dediğimizde gördüğünüz gibi kayıt işlemi yapıyor. Ama nereye kaydetti bizim projemizi? Ben buradan giriş yapmıştım arkadaşlar. mBlock 5 sitesi üzerine kaydetti. Projelerime basayım. Bakın, gördüğünüz gibi şu an projemizi mBlock 5 sitesindeki benim hesabıma kaydetti. Bilgisayarımızı format attığımız zaman projelerimize bu şekilde ulaşabiliyoruz. Biz bunu bir de bilgisayarımıza kaydedelim. Şuradan bilgisayara kaydet diyelim. Bilgisayarımızda yapalım bu projeyi. Evet. Projeyi bilgisayarımıza kaydettik. Şimdi hemen arkadaşlar aygıtlardan şuradaki mevcut gelen CyberP'yi siliyoruz. Ekle kısmından Rex kütüphanemizi buluyoruz. Bakın, Robotistan'a ait lisanslı Rex kütüphanemizi bulduk. Buraya ekledik. Daha sonra olaylardan Rex'i başlat diyoruz. Sahnemize bırakıyoruz. Evet, yeşil yaktı ve hata şu an yok. Kodlar karşıya yüklendi dedi. Evet, şimdi de RC arabamızın hemen testine geçelim. Bakalım yazdığımız kodlarda bir hata var mı yok mu, hep birlikte görelim. İkinci robot projemizde engelden kaçan bir robot yapacağız. Bunun için ultrasonik mesafe sensörünü kullanacağız. Araçlarımızda park sensörü olarak da kullandığımız bu HC-SR04 ultrasonik mesafe sensörü sayesinde robotumuzun önüne engeller çıktığı zaman çarpmadan yolunu değiştirerek ilerleyebilecek. Öncelikle mesafe ölçerimizi beslememiz gerekiyor. En baştaki pinle en sondaki pinden arkadaşlar artı ve eksi vererek mesafe ölçerimizi besleyeceğiz. Bakın, hemen şu ikinci pinde trik var. Bir de eko var. Trik ile eko arkadaşlar, bakın şurada bir tanesi hoparlör, bir tanesi de mikrofon oluyor. Bu hoparlörden bizim duyamayacağımız şekilde, yani balinaların duyabileceği şekilde ultrasonik ses dalgaları yayıyor.
Önüne bir engel varsa bu ultrasonik ses dalgaları engele çarpıyor ve geri geliyor ses dalgaları. Mikrofona giriyor. Buradaki ultrasonik ses dalgalarıyla mesafeyi ölçebiliyoruz arkadaşlar. Örnek veriyorum, 20 cm yaklaştıysak bir engele hemen motorumuzu sağa veya sola döndüreceğiz. Sonra yoluna devam ettireceğiz. Yapacağımız sistem bu. Evet, ultrasonik mesafe sensörümüzün bağlantısını yapalım. Engelden kaçan bir robot yaptık. Şimdi kod kısmına geçelim ve kodlarımızı yazmaya başlayalım. Evet, hemen kodlarımızı yazmaya başlayalım. Öncelikle Rex kütüphanemizi ekledik. Şimdi ilk yapmamız gereken olaylardan Rex'i başlatıyoruz arkadaşlar. Evet. Kodlarımız bu kadar arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Bağlan diyoruz Arduino'muza. Ve kodlarımızı Arduino'muza yüklüyoruz. Şimdi robotumuzu hemen bir test edelim. Sıradaki robotumuzda sesli komutlar verebileceğimiz V-Tracker yani Voice Tracker. Arduino'muzu kodlayalım, sonra sesli komutlarımızı verelim. Android programımızın ismi bu arkadaşlar. Uzun bir ismi var. BT Voice Control for Arduino diye. Bunu indiriyorsunuz. Açıyoruz. Bakın mikrofon simgesi geldi. Biz buradan Bluetooth'ta connection olacağız. Evet, şu an ışık söndü. Connection olduk. Şimdi sesli komutları verelim ve robotumuzu hareket ettirelim. Robot ileri git. Robot ileri git. Robot sola dön. Robot geri gel. Robot sağa dön. Robot sola dön. Robot ileri git. Robot ileri git. Evet, V-Tracker robotumuz da bu şekildeydi. Şimdi sıradaki robotumuza geçelim. Dördüncü robotumuz Immortal, yani dengede kalmayı başaran bir robot yapacağız. Sadece şu robotumuzun üzerindeki iki katlı parçalara söküp bu parçalar üzerinden denge robotumuzu yapmaya çalışacağız. O halde hemen şu iki katlı parçayı sökelim ve denge robotumuzu yapmaya başlayalım. Robotumuzu dengede kalabilmesi için altına ben şöyle bir akü koyacağım. Küçük bir akü arkadaşlar. Bunu koyuyorum ve şu an denge robotumuzu 90 derecelik açılarda stabil yaptık. Robotumuzun dengede kalması için arkadaşlar 90 derecelik açılardaki offset değerlerini bilmemiz gerekiyor bizim. Yani bu şu anki offset değerlerimiz bizim dengede kalabilmesi için gereken değerler olacak. Bu değerleri okuyabilmek için de MPU6050 sensörümüzün offset değerlerini biz program yardımıyla okuyacağız arkadaşlar. Hemen bunu yapalım. Hemen şöyle size vereceğimiz klasörün içini açıyoruz. Evet, öncelikle offsetlerini okuyabilmemiz için şu dosyayı bir açıyoruz. Nblock'la yazılmış dosya bu. Robotumuz bu şekilde bir iğme yaptığı zaman motorları ona göre hareket ettirecek. Motorlar tam zıttı hareketler yapacak. Robotumuzu dengede kalmasını sağlayacak. Evet, bunlar da yaptıktan sonra hemen bağlan deyip kodumuzu Arduino'ya yüklüyoruz.